Merhabalar, Meryemci Örgüler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda şu gördüğünüz gibi güzel patiğimizi işleyeceğim. Ben üzerindeki öncelikle tekniklerimizi anlatmak istiyorum size. Şu gülümüzde çift iğne tekniği kullandım. Yapraklarımız var, tembel papatya tekniğimiz var ve tembel papatyalarımız içinde kullandığımız Fransız düğümü tekniği denilen tekniğimiz var. Arkadaşlar, patiğimi ben bitirdim. Bir tanesini. Diğerini de sizinle birlikte çalışacağız. Patiğimiz şu şekilde. Tekrardan size göstermek istiyorum. Patiğimizi çalışmaya başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olmanızı bekliyorum. Aboneliğimiz ücretsizdir. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Evet, şimdi diğer patiğimizi elimize alıp işlemeye başlayalım. İğnemizi, ipliğimizi taktık. Şimdi çalışmamıza başlıyoruz. Öncelikle şu çift iğne dediğimiz tekniğimizi patiğimize uygulayalım. Patiğimizi şöyle sol elimize doğru alıyoruz. İğnemizi geçireceğimiz yerin ortasını bulmaya çalışıyoruz. Şöyle tam ortasını buldum ve iğnemi hemen şuradan aşağıdan yukarıya doğru çekiyorum. İpliğimiz patiğimizin tam ortasında, iğnemiz elimizde, ipliğimizi çıkarttığımız yerin bir önünden ve bir arkasından, şöyle göstereyim tekrardan, ipimiz ortada, iğnemiz elimizde, bir önünden bir arkasından hemen iğnemizi şu şekilde çıkartıyoruz. Şu uzunluğu elde ettikten sonra diğer iğnemizi elimize alıyoruz. İğnemizin arka tarafını yukarıya doğru tutmak kaydıyla uç tarafı aşağıya doğru, iğnemizin diğer yanından hemen şöyle geçiriyoruz. Ve İğnemizin üzerine düğüm çalışması atmaya başlıyoruz. Sol elimizin işaret parmağı iğnelerimizin altında, sağ elimizin işaret parmağı ve baş parmağımız ipliğimizin altında. Şu şekilde döndürerek şöyle göstereyim, bir çapraz elde ediyoruz. Şöyle şu çaprazı da iğnelerimizin hemen üzerinden geçiriyoruz. Tekrar göstermek istiyorum size. Şöyle bir çapraz elde ediyoruz. Bu çaprazı iğnemizin üzerinden geçiriyoruz. Şöyle. Evet. Şu şekilde iğnemizin üzerinde 3 tane ilmek attık. Bunu 9'a, 9 sayısına çıkarana kadar devam edeceğiz. 4 5 6 7 8 ve 9. Evet, ilmeklerimizi 9 sayısına kadar çıkardık. İpliğimizi böyle buradan sıkıştırıyoruz. Diğer tarafa alıyoruz. Sol elimizin baş parmağını ilmeklerimizin üzerine sıkıca koyuyoruz. Sonradan geçirdiğimiz iğneyi şöyle yukarıya doğru çekiyoruz. Bırakıyoruz. Ve ipliğimiz iğnemize takılı olan iğnemizi yukarıya doğru çekiyoruz. İplik sonuna kadar çektikten sonra baş parmağımızı ipimizin üzerinden alıp şu şekilde sıkıştırma işlemi yapıyoruz. Ve bunu buradan geçiriyoruz iğnemizi. Diğer taraftan tam ortaya değil, biraz daha aşağı doğru taraftan iğnemizi çekip çıkartıyoruz. Ve şöyle sağlamlaştırıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz bunu buradan çıkarttık. Şimdi de bu ilk yaptığımız işlemenin hemen şu tarafından iğnemi tekrar ipliğimi çıkarttığım yöne doğru iğnemi çıkartıyorum. Bu sefer ipliğimiz önde kalıyor, iğnemiz arkada kalıyor. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Diğer iğnemi elime alıyorum. Yine iplik takılan yerimiz yukarıda. İğnemizi baş aşağıya doğru, aşağıya doğru şu şekilde itiyorum. Ve tekrardan ipimi
Sağ elimi alıyorum. Yine parmaklarım ipin altına yerleştiriyorum. Tekrar bir önceki ilmekte yaptığımız gibi tekrar çapraz hale getiriyorum ve iğnemin üzerinden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir önceki modelimizde yaprağımızda 9 tane ilmek atmıştık. Şimdi bu sayıyı çoğaltacağız ki şuradaki dolgunluğu elde edelim. Şimdi ben buraya 12 tane 9'un üzerinde çıkmak üzere 12 tane ilmek atacağım. 9, 10, 11 ve 12. Tekrardan şu iğnemi çıkarmak istiyorum şuradan. İğneme takılı olan, ipliğime takılı olan iğnem kalıyor. Onu da şöyle çekiyorum, ipimi sıkıştırıyorum. Parmağımı üstünden kaldırdıktan sonra şöyle düzeltme işlemine devam ederek şöyle sıkıştırarak yapıyorum. Tekrar iğnemi bir sonraki yaptığım yaprağımın şöyle orta kısmından değil de biraz da aşağıya doğru iğnemi oradan çıkartıyor ve şöyle çekiyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi iğnemizi bir önceki yaptığımız yaprağımızın şu yan tarafına doğru şöyle iğnemi batırıyorum. Evet. Hemen ipliğimin yanından iğnemin ucunu çıkarıyorum. Tekrar iğnemi alıyorum. Baş aşağı doğru çeviriyorum ve iğnemin yanından çıkarıyorum. Şimdi bundan sonraki işlemimizi 3 tane iğne ile devam ettireceğiz. Birinci iğnemiz, ikinci iğnemizi boş olarak yanına hemen yerleştirdim. Şimdi üçüncü büyük iğnemi hemen diğer yanına yerleştiriyorum. Yine baş aşağı olmak şekilde şöyle hemen alt tarafa doğru yerleştiriyorum. Burada 3 tane iğnemiz oldu. Yine sol elim işaret parmağı iğnemin altında ve ben ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine ilmeklerimi çoğaltıyorum. 13, 14, 15, 16 ve 17. Her defasında ilmek sayımızı çoğaltıyoruz ki ortada yapacağımız gülümüz büyüsün. Tekrar iğnelerimi çıkartıyorum. Son iğnem kaldı. Onu da ipliğimle birlikte şöyle şu şekilde çekiyorum. Parmağımı attığım ilmeklerin üstünden çekip şöyle şu şekilde düzeltiyorum. Şu kısımda yerleştirme işlemini güzel yaparsak buradaki gülümüz de güzel olacaktır. Evet, ben şimdi bu ipliğimi aşağı doğru iğnemi artık aşağı doğru geçiriyorum. Burada iplik çalışmasını değiştireceğim. Şöyle gördüğünüz üzere ortadaki sarı kısmını yaptık. Beyaz kısmını yapacağız. Beyaz ekru olan ipliğimizi takıp gelelim. Evet, iğnemizi ekru ipimizi takıp geldik. Şimdi şuradaki üstteki şu ekru çalışmamızı yapacağız. Tekrar iğnemizi alttan yukarıya şöyle son yaptığımız çalışmamızın hemen yan tarafından iğnemizi şöyle patiğimize geçiriyoruz. Dikkat etmemiz gereken konulardan birisi şu kısmı mutlaka takip edelim. En son çıktığımız zincirimiz şöyle ilmeklerimiz altından bir önceki çıktığımızın da hemen şu kenarından iğnemizi geçiriyoruz. İpliğimizin çıktığı yeri buluyoruz ve iğnelerimizi yerleştirmeye başlıyoruz. Tekrardan baş aşağı doğru iğnelerimizi şöyle yapacağımız yere geçiriyoruz. Tekrardan şu işaret parmağımızı altımıza koyuyoruz.
Bu işlemi yaparken ipliğimizi biraz uzun tutalım ki ilmek sayılarımız arttıkça ipliğimiz bize yetmeyecek duruma gelmesin. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Şöyle çapraz yapıyoruz. Hemen iğnelerimizi üzerinden geçiriyoruz. Tekrar bir çapraz daha yapıyoruz. İğnemizin üzerinden geçiriyoruz. Tekrar şöyle bir çapraz yapıyoruz. İğnemizin üzerinden geçiriyoruz. Bir önceki ilmek sayımız 17 idi. Bunu 21'e çıkaracağız. 3 tane ilmek attık. 21'e çıkana kadar ilmeklerimizi artıralım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. 21 tane ilmek attık. Şuradan ilmeklerimizi sıkıştırıyoruz. Sonradan yerleştirdiğimiz iğnelerimizi de çıkarıyoruz. Ve evet, yaprağımızı yerine oturtmaya başlıyoruz. Şu şekilde sıkıştıra sıkıştıra ipliğimizi şöyle çeke çeke şöyle sıkıştırıyoruz. Evet. Güzel bir yaprak. Şöyle gülümüzün yaprağını elde etmiş olduk. Tekrardan ipliğimizin çıkış yerinden iğnemizi aşağı doğru ittiriyoruz. Tam ortayı değil, bir yana doğru iğnemizi çıkartıyoruz. Tekrardan bir öncekinden en son çıkarttığımız zincirin buradan ipliğimizi çıkarttık. İğnemizi tekrar bir öncekinin altından doğru şöyle geçiriyoruz. Yan tarafından ipliğimizi çıkarttığımız son çıkarttığımız yerden iğnemizin ucunu şöyle hemen şuradan yukarıya doğru kaldırıyoruz. Tekrar iğnelerimizi baş aşağı doğru şöyle yapıyoruz. Diğer iğnemizi de yerleştiriyoruz. Evet, şöyle. Şimdi ilmeklerimizi atmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Şimdi tekrardan diğer iğnelerimizi çıkarıyoruz. İlmeğimizi sıkıştırıyoruz ve ipliğimizi çekmeye başlıyoruz. Şöyle düzelte düzelte çekelim. Şuraya dikkat edelim lütfen. Şu kısmını düzeltirsek zaten gerisi kendiliğinden şöyle bakacaksınız ki gelecek zaten. Şöyle. Tekrardan ipliğimizi iğnemizin son çıktığı yerden yukarıya doğru şöyle şuradan çıkarıyoruz. Evet, şimdi şurada son yaprağımızda yaptığımızda çift iğne çalışmamızı bitirmiş olacağız. Tekrar şuradan göstermek istiyorum. Şöyle kaldırarak göstermek istiyorum. Ortadan değil de şuradan daha yakından iğnemizin ucunu aşağı doğru ittirip ipliğimizin hemen yanından iğnemizi çıkarıyoruz. Yine diğer iğnelerimizi baş aşağıya geçiriyoruz. Evet, şunu da geçirelim. İğnelerimizi şöyle üçünün de aynı seviyede olmasına dikkat edelim. Evet, tekrar ipimizi şöyle çekiştiriyoruz ve ilmeklerimizi atmaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. 23 sayısını bulduk. Evet. Şimdi iğnelerimizi şöyle biraz yukarı doğru çekiyoruz.
iğnelerimizi çıkartıyoruz. Baş parmağımız yine şöyle ilmeklerimiz üzerinde sabit. Evet, şimdi şu ipliğimizi çekerek çiçeğimizin yanındaki yaprağımızı yerine oturtmaya çalışıyoruz. Evet. Çalışmamız artık ortaya çıktı. Şöyle. Şöyle de göstermek istiyorum size. Buradan aşağıya iğnemizi indiriyoruz. Şöyle yukarıdan aşağıya ve bunu burada sabitliyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere çift iğne çalışmamızı patiğimizin üzerinde bitirdik. İlk önce sarı renkte yaptık ortasını. Kenar yapraklarını ekruğu yaptık. Şöyle aşağıdan ben bu ipliğimi sabitleştirmek istiyorum. Diğer çalışmamızda ipliğimi iğneme takıp gelelim. Evet, iğnemizi, yapraklarımızı yapacak olan olacağımız yeşil ipliğimizi takıp geldik. Şimdi yaprak çalışmamıza başlayalım. Şimdi şu orta gülümüzün tam çaprazını buluyoruz ve iğnemizi şu kısımdan hemen yukarıya doğru şöyle çıkarıyoruz. Şöyle çıkarttıktan sonra tam karşısına iğnemizi şu şekilde aşağıya doğru itip bir önceki çıkarttığımız ipliğin hemen yanından iğnemizi çıkarıyoruz. Yaprağımızı yaparken arkadaşlar şu ortadaki iplik bize yaprağın yukarıya doğru şöyle şu şekilde doğru gelmesine yardımcı olacak. Şu ortayı takip etmemiz gerekiyor. Diğer yanlardan da sağlı sollu ipliklerimizi çıkartıp yaprağı yapmaya devam edeceğiz. Şimdi ben buradan ipliğimi geçirdim. Hemen ipliğimi şu yandan da geçirdim gördüğünüz üzere. Şuradan hemen iğnemi aşağıya geçiriyorum. İlk önce bana doğru sol taraftan çıkmıştım. Şimdi ise şu ipliğimin sağ tarafından iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde tekrar aşağıya doğru tekrar hemen bir öncekinin yanından çıkartıyorum. Şöyle göstereyim. Tekrar şu ortayı iğnemi şöyle aşağı doğru ittiriyorum. Tekrar yanından çıkarıyorum. Evet, şöyle. Şu orta bizi yaprak yapımında kolaylık sağlayacak. Şöyle. Tekrar ortaya geçiyorum. Tekrar yan taraftan çıkartıyorum. Tekrar yapıyorum. Tekrar, evet. Tekrar yapıyorum. Tekrar diğer taraftan çıkıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Tekrar orta kısmına iğnemi yerleştiriyorum. Bir önce çıktığım ipimin hemen yanından iğnemi çıkarıyorum. Şöyle tekrar bir ortayı buluyorum. Bir sefer daha yaparsak sanırım yaprağımızı tamamlamış oluruz. Şöyle tekrar. Şu aralarda mesafe kalmış olabiliyor bazen ipliğimiz inceliğinden dolayı. Şuradan tekrar çıkıp şu yaprağı alttaki yeşilden şöyle yeşili kapatabiliriz. Kırmızıyı yeşile çevirebiliyoruz. Şöyle şu şekilde. Evet. Şuradan da yapalım tekrardan. Şöyle. Evet. Bu yaprağımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Diğer yaprağımızı yapabilmek için patiğimizi şöyle arka tarafa doğru çeviriyoruz. İplik kopartmamıza gerek yok. Şöyle alttan ön tarafa geçmemek kaydıyla şöyle ipliğimizin üzerinden şöyle ipimizi yürütüyoruz.
Tekrar patiğimizi çeviriyoruz. Diğer ip yaprağımızı yapacağımız noktaya geliyoruz. Yine şöyle bir çapraz elde etmeye çalışıyoruz. Gözümüzle şöyle hemen şuradan iğnemin ucunu çıkartıyorum. Tekrar şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir çapraz elde ediyoruz. Şöyle bir çapraz elde ediyoruz. Hemen iğnemizi aşağı doğru indiriyoruz. İğnemizin yan tarafından şöyle yeşil ipliğimizi çekiyoruz. İpliğimizi şöyle şu ortaya tekrardan iğnemizi aşağı doğru ittiriyoruz. Yine yan tarafından iğnemizi çıkararak yaprak işlemimizi devam ettiriyoruz. Şöyle göstermek istiyorum size tekrar. Şöyle. Tekrar aşağıya. Tekrar yan tarafına. Tekrar aşağıya. Tekrar yan tarafına. Tekrar aşağı kısma. Evet, şöyle sağlı sollu yaparak yaprak işlemimizi de tamamlıyoruz. Bir tane daha yaparsak yeterli olacak diye düşünüyorum. Şöyle. Evet, son kez yapıyoruz. Bu şekilde iğnemizi aşağı doğru çekiyoruz. Patiğimizi arkaya doğru döndürüyoruz. Ve ipimizi şu kısımdan sabitliyoruz. Şöyle. Biz şöyle koparalım. Diğer işlemimizi yapmak için diğer renk ipliğimizi iğnemize takıp gelelim. Evet, iğnemize tekrar ipliğimizi takıp geldik. Şimdi şu patiğimizi göstermek istiyorum. Şu kısmını önce çalışacağız. Tembel papatya tekniğimizi çalışacağız. Evet, bu patiğimizi böyle bırakalım. İşleyeceğimiz olan patiğimizi elimize alalım ve işlemeye başlayalım. İki yaprağımızın tam ortasını bularak iğnemizi aşağıdan yukarıya şu şekilde çıkartıyoruz. İpliğimizi şöyle önümüze doğru atıyoruz. Şöyle atıyoruz. İpliğimizi çıkarttığımız yerden iğnemizin tekrar ucunu aşağıya doğru batırıp yaklaşık bir trabzan boyu kadar iğnemize ara verip şuradan çıkartıyoruz. İpliğimizi iğnemizin altından geçiriyoruz ve iğnemizin arkasına itiyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. İpliğimiz burada. İğnemizin alttan attığımız iplik burada. Ve şurayı aşağıya doğru şuradan, şunları hiç dokunmadan, şuradaki ipliklerimize dokunmadan hemen bir arkasına doğru iğnemizi çıkartıyoruz. Şöyle. Tekrardan ilk başladığımız yerden iğnemizi orta kısmından çıkarıyoruz. Bir sonraki yaprağımızı yapıyoruz. Şöyle. Tekrar şöyle göstereyim. Tekrar ortadan çıkıyoruz. Şöyle ipimizi arkaya doğru atıyoruz. İğnemizin ucunu ipliğimizin çıkış noktasıyla beraber aşağıdan şöyle yan tarafa doğru çıkıyoruz. Şu şekilde şöyle yapıyoruz. Tekrar ortayı buluyoruz. Bu sefer de şu şekilde şu tarafa doğru tekrardan bir trabzan iğnemizin altına bırakarak iğnemizi yukarıya doğru çekiyoruz. Evet, buradaki bu renkteki şöyle papatyamızı yaptık. Arkadan sabitleştirelim.
Şu yandaki diğer renkteki papatyalarımızı yapalım. Evet, şimdi diğer papatyamızı yapabilmek için iğnemize diğer renkteki ipliğimizi geçirdik. Hemen gülümüzün yan tarafından şöyle şu şekilde iğnemizi aşağıdan yukarıya geçiriyoruz. Bir önceki sefer gösterdiğim gibi iğnemizi yine ipliğimizi çıkarttığımız yönden aşağı doğru ittirip bir trabzan aralığı verip ipliğimizin altından geçirerek çekmeye başlıyoruz. Tekrar geçiriyorum. Tekrar ortayı buluyorum. Şöyle şu şekilde şöyle ipliğimizi döndere döndere şu şekilde yerimizi sabitliyoruz. İpliğimizi iğnemizin altından geçiriyoruz. İğnemizi ittirip ikinci papatyamızın ikinci yaprağında yapmış oluyoruz. Şimdi son yaprağımızı da yapalım buraya. Hemen yaklaşık bir trabzan uzaklığında. Evet. Şöyle ikinci papatyamızı da bitirdik. Ben iğnemi aşağı doğru geçiriyorum. İpimi koparmıyorum. Diğer tarafta da aynı renkte papatyamı devam ettireceğim için arkadan iplik yürütme yöntemiyle şöyle şu şekilde yerimi bulmaya çalışıyorum. Yapacağım olan papatyamı yapacak olan yere geliyorum. Tekrar patiğimi döndürüyorum. Şu şekilde tekrar buradan iğnemi şu şekilde yukarıya doğru çıkartıyorum. Papatyalarımı yapraklarını yapmaya başlıyorum. Tekrar ipliğimizi çıkarttığımız yön bizim ortamız. Ortada geldiğimizde diğer yapraklarımızın yerini ayarlamak için bize yardımcı oluyor. Şu şekilde. Tekrar ortada buluşuyoruz. Şöyle yapalım. Tekrar orta. Şöyle ben tekrardan göstermek istiyorum size. Şöyle ortada papatyamızı yapmak için o ipliğimiz ortada. Şöyle üste doğru ipliğimizi götürüyoruz. Ortadan iğnemizi şöyle göstermek istiyorum. İğnemizi ortadan yaklaşık bir trabzan ara vererek iğnemizi aşağıdan yukarıya doğru ittiriyoruz. İpliğimizi alıyoruz. İğnemizin altından geçiriyoruz. Bu şekilde tutuyoruz. Çekiyoruz. Ve papatyamızın gördüğünüz gibi yaprağını elde etmiş oluyoruz. Tekrar ortada son kez. Geliyoruz ortaya. Son papatyamız, yaprağımızın son yaprağını da yapalım papatyamızın. Evet, şu şekilde. Evet, papatyalarımızı bu şekilde bitirdik. Şimdi iğnemi arkadan sabitlemek yöntemiyle papatyalarımızı da bu şekilde bitiriyoruz. İpimizi keselim. Evet, papatyalarımızın ortasına şöyle şurada göstereyim şu patimizi. Papatyalarımızın ortasına yapacağımız tohumları işlem için iğnemi şöyle ekru renk ipliğimi geçirdim ve geldim. İlk işlemi yaparken şöyle hemen papatyamın ortasını buluyorum. İğnemi aşağıdan yukarı doğru geçiriyorum. İpliğimi sol elimin şöyle işaret parmağıyla baş parmağı tutuyorum. İğnemi şöyle yukarıdan aşağıya doğru şu şekilde çeviriyorum. 1 ve 2. Şekilde
aşağıya doğru çıktı, ipliğimin hemen çıkış yönünden tam dibinden sabitliyorum. Aşağı doğru iğnemi şu şekilde itiyorum ve aşağıdan iğnemi çekiyor. İlk tohumumuzu evde etmiş oluyoruz. Şimdi tekrardan arkadan iplik yürütme yöntemiyle şöyle orta papatyamıza gidene kadar şöyle aşağıdan ipliğimizi yürütelim. Evet, orta papatyamıza geldik. Tekrardan patiğimizi şöyle döndürüyoruz. Tekrar papatyamızın şöyle ortasını buluyoruz. Şöyle ipliğimiz tam papatyamızın ortasında. Sol elimizi alıyoruz. İğne sağ elimizde. Şu şekilde ipliği burada sabit tutuyoruz. İğnemizle çalışıyoruz. Bir kere doluyoruz. Tekrar bir tane daha doluyoruz. Şu ipliğimizi çıkarttığımız yerden tekrar iğnemizi baş aşağı aşağıya doğru ittiriyoruz. Buradan iğnemizi çekelim. Tekrar iplik yürütme yöntemi için patiğimizi şöyle ters çeviriyoruz. Şöyle ipliklerimizin arasından diğer papatyamızın yanına gelene kadar geçiriyoruz. Evet, tekrar geldik son papatyamızın tohumunu yapmak için. Evet, şimdi şuradan tam ortayı bularak iğnemizi çıkartıyoruz. Tekrar ipimizi sol elimize alıyoruz. İğnemizi üstten aşağıya doğru şöyle sararak iki tane sarıyoruz üstüne. Çıktığımız yerden aşağıya doğru itiyoruz. Aşağıdan çekiyoruz. Ve güzel bir tohum çalışması elde ediyoruz. Şöyle. Tekrardan ben patiğimi çeviriyorum. Buradan ipliğimi sağlamlaştırıyorum. Evet, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Ben bu patiği işlerken çok keyif aldım. Umarım siz de işlerken çok keyif alacaksınız. Beğeni ve yorumlu, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın.